Merhaba, Otodolu'ya hoş geldiniz. Bugün bir Japon otomobiliyle birlikteyiz. Toyota Corolla 1.4 dizel otomatik ve aktif paketle birlikte bizlerle. ...2015 model bir aracımız. Dışına bahsedelim aracın. Ön tarafta krom kaplı ızgaralarımız mevcut. Yine bu ızgaraların farların içine doğru girmiş olması güzel bir görünüm vermiş. Burada halojen farlarımız var. Onun altında hemen sis farımız var. Bu kasa 2013-2016 yılları arası üretildi ve çok da sevildi. Şimdi biraz yan tarafına doğru geçelim. Aktif paketle birlikte gelen 16 inç boyutunda jantlarımız var. Aynanın yanında aerodinamik bir çıkıntı var. Bunun aynısından arka stop gruplarında da yer verilmiş. Bu da araca aerodinamik bir görünüm katmış. Şimdi gelin hep beraber Corolla'nın arka yaşam alanına geçelim. Rahat inip binebileceğiniz şekilde açısı var kapının. Çok beğendiğim bir özellik, arka diz mesafesi baya geniş. Zaten Corolla bu arka diz mesafesi konusunda sınıfının lideri. Baş mesafesi de keza öyle, o kadar genişçe bir baş mesafesi var. Yine güzel bir özelliğimiz, şaft tünelimiz yok ve üçüncü kişi bu araca çok rahat bir şekilde oturabilir. Zaten arka yaşam alanı baya geniş. Burayı açtığımız zaman burada bir kol dayamamız var. Biraz aşağıda kalıyor ama iki tane de bardaklığımız var. Bu da güzel bir özelliğimiz olmuş. Corolla'nın arka tarafına doğru geçelim. Corolla'nın arka tarafına geçtiğimiz zaman oldukça kaslı görünen bir arka tamponu var. Kolayca açılıp kapanabilen bir bagaj kapağı var. Açılıyor. Buradan da tuttuğumuz zaman kolayca kapanabiliyor. Yine bagaj kapağımızın içi kumaş kaplı. Burada da dokunma hissi gayet güzel, bir kumaş kaplı bir alan var. 452 litre bir bagajımız var. Gayet de geniş. İçeri doğru bayağı bir gidiyor ki bu araba çok geniş bir arka diz mesafesi sunarken böyle geniş bir bagajı da sunması oldukça şaşırtıcı. Bayağı derinlere doğru gidiyor. Yine burada halıyı kaldırdığımız zaman tam boy stepnemiz var. Yükleme eşiği dizimin üstünde. Bence güzel bir yükleme eşiği var. Rahatça eşyalarımı buraya yükleyebilirim ben. Arkadan böyleydi. Şimdi gelin hep beraber Corolla'nın sürüşüne geçelim. Sürüşle birlikte devam ediyoruz. Yanımda Oğuzhan var. Merhabalar. Anahtarı gösterelim. Şöyle bir anahtarı var. Sustalı. Bu şekilde. İç mekandan. Evet, yavaş yavaş iç mekandan başlayalım, evet. İstersen. Ön konsol ve kapı üstlerinden bahsetmek gerekirse güzel, yumuşak bir malzeme kullanılmış. Burada güzel bir malzeme kalitesi mevcut diyebiliriz. Burada da var. Evet, aynısından bu kısımda da var. Klima panellerinin hizasından itibaren sert plastiğe geçiş yapılmış. Onun dışında kapı içlerinden bahsedelim istersen. Kolumuzu koyduğumuz yerde de yine kumaş kaplı bir sünger var orada. Bu konfor açısından iyi olmuş diyebiliriz. Onun dışında tabii arka tarafta kapı üstlerinde yumuşak malzeme devam etmiyor. Büyükçe bir torpidosu var. Yani büyükçe, hatta burada bayağı bir şey dolu. Genişçe bir torpido hacmimiz var. Herhangi bir soğutma yok ama hacminin güzel, kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Kapı içinde buraya ön tarafta 1,5 litrelik su sığacak kadar bir alan var. Evet. Arka onun arkasına da 0,5'lik su sığar mı dersin? Ya deneyelim, direkt sığıyor. Bir adet de 0,5'lik su sığabilir. Onun da yanına ufak tefek eşyalarınızı sıkıştırabilirsiniz. Far kumandaların altında bir göz var. Çekmeceniz var. Burası nasıl anahtar. Kullanışlı mı dersin? Ya küçük burası, sadece anahtar koyabilirsin. Burada şey var. Buraları temizleme fırçası galiba. Detay fırçamız. Detay fırçası var burada. Onun dışında burada vitesin ön kısmında yer alan ufak bir kapanıp açılan bölmemize yer verilmiş. Buranın kapaklı olması çok hoş değil mi sence de? Yani güzel bir detay. Burayı olmuş. Unut. USB tak buraya. Aynen öyle. Unut eğer gündelik olarak kullanmazsan. Onun dışında burada 2 tane bardaklık var. Yine el frenin yan tarafında. Onların da hacmi gayet güzel. Yarım litrelikleri bol bol alabiliyor yani fazlasıyla. Kol dayamamız var burada. Burada güzel. Yukarı aşağı. Burada bir kol dayamamız var. Kol dayamanın üstünde böyle ufak bir ekstra katmana yer verilmiş. Buraya ayrı hani garaj kumandası falan konabilir. Onun dışında kol dayamanın derinliği de yine hani elim kadar güzel bir derinliği var. Biraz daha genişçe diyebiliriz. Direksiyondan bahsedelim istersen. Direksiyonun deri kaplı bir direksiyonu var ve pele oturuşu çok hoş. Derisinin kalitesi de bayağı bir hoşuma gitti benim, böyle yani dokunasınız geliyor buralara. Tutma hissi aslında güzel ama güzel. Biraz parlamış diyebiliriz. O da belki bakımla falan giderilebilir. Multimedyayı kontrol edebildiğim sol tarafta yerler var. Yine telefon açma kapama tuşu var sağ tarafta. Ekranı değiştirdiğim tuş var hemen onun altında. Çok da estetik bir direksiyon değil. Burada ufak. Ama ele oturuşu güzel. Görünüş bakımından çok estetik değil. Ama ele oturuşu dediğim gibi güzel. Direksiyonun arkasında, bunu yine şanzımanda da bahsederiz belki, kulakçıklarımız var. Manuel olarak vites değiştirmeye imkan sağlıyor. Onun dışında kadranlardan istersen bahsedelim biraz. Kadranlar rengi çok hoşuma gitti. Böyle masmavi, oradan kocaman yani ibreler biraz, var. Nasıl diyeyim, özgünlük katıyor oraya. Ama şu alttaki ekran biraz demode kalmış. Ama bütün bilgileri veriyor. Evet. Ve yerleştirilmiş sağa sola. Hani böyle geçiş yapmanıza gerek kalmadan bütün bilgileri veriyor size. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ön konsolun altında bir saatimiz var. Burada Casio saat. Dijital Casio saati koymuşlar oraya. Aynen, ondan da vazgeçememişler diyebiliriz. Onun dışında multimedyaya geçmemiz gerekirse, aslında bu araçta standart bir multimedya olmadığı için yine standartında bir dokunmatik ekran var ama bu sonradan takılmış bir. Burada bir Android benzeri bir multimedyamız var. Tablet koymuşlar oraya. Da istersen bir ses kalitesinden hızlıca bahsedelim. Ses kalitesine bakalım. Biraz zayıf gibi geldi bana. Yani belki sonradan takılan bir sistem olduğu için de olabilir. Hemen şuradan klasik müziğimizi açalım. Bizim testlerde kullandığımız telifsiz. Şu an %25 seviyelerinde. Tekrar hatta o hareket eden kısmı alalım. Şu an yarı seviyelerde, %50 seviyelerinde. Şu an %75 seviyelerinde. Hani ses kalitesi biraz düşük. Kalitesi değil, yüksekliği de düşük. Belki sonradan takıldığı için de olabilir. Şu anda da son sesli. Burada biraz daha iyi. Biraz daha evet. Sonlara doğru canlanıyor. Bozulmuyor. Tekrar bir dinleyelim. Bozuluyor biraz. Şuralardan bir tiz, ince bozulmalar geliyor. Bak, duyuyorsun tizlerde. Evet. Tizlerde bozukluk var. Evet, bu kadar yeterli. Ama dediğimiz gibi sistem sonradan takılmış olduğu için bu orijinalinde bu şekilde olmayabilir. Burada kullanılan tablet dokunmatiği çok güzel bunun. Yani sonradan takılan ürünler öyle aslında orijinallere göre daha iyi çalışıyor. Belki de araç sahibi de o yüzden sonradan bir multimedya tercih etmiş olabilir. CD girişimiz var burada. Yine AUX'umuz, USB'miz var. Bluetooth'la da müzik dinlenebiliyor. Evet, o konuda da seçenekler mevcut. Onun dışında donanımlardan bahsetmemiz gerekirse, burada güneşlik içinde aynalara ve burada açabildiğimiz, elle açabildiğimiz, yani işık otomatik olarak açılmayan ışıklara yer verilmiş. Aynısı bu tarafta da var. Aynen, aynısı sürücü tarafında da yer verilmiş. Gözlüklüğümüz var. Eşya gözlerinde bahsetmemiştik ve içi güzel bir kadife kaplı. Evet, güzel. Aynen, bu kaplama gayet güzel olmuş. Sunulması gayet hoş. Onun dışında ben bu ışıklardan da bahsetmek istiyorum. Kullanımı güzel. Kocaman ışıklara yer verilmiş burada. Aydınlatması gayet iyi. Donanımdan devam etmemiz gerekirse, bu araçta sonradan takılmış arka park sensörleri var. Dış çekimde belki görmüşsünüzdür ve geri görüş kamerası da var ama standartında bunlar yok. Advanced pakette var. Evet, bu aktif paket olduğu için standartında yok. Bir başka detaydan bahsetmemiz gerekirse, araçta sadece sürücü camı tek tıkla otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Onun dışında yine 4 camımız otomatik ama onlar tek tıkla açılıp kapanmıyor. Onun için dijital klimamız var burada. Güzel çalışan, çift bölgeli olarak ayar yapılabiliyor. İstersen süspansiyon konforuna geçelim aracın. Ben sevdim. Evet, konforunu sevdik. Yumuşak geçebiliyoruz yoldaki bozukluklardan. Yine bunda şeyde biraz rahatsız ediyor. İşte şehir içi çok keskinlerde biraz rahatsız ediyor. Ama normalde lokum gibi. Süspansiyonları var. Yalıtıma geçecek olursak, Japon olduğuna en çok belli Japonlardan aracım bu. Hatta şöyle söylemem gerekirse, şu anda yol sesi olarak şu an yağışlı bir havadayız ve ben sol arka dağılınmazdan gelen o lastik arasındaki su sesini diğer araçlara göre daha belirgin olarak duyabiliyorum. Evet. Onun dışında motor sesinden bahsetmemiz gerekirse, hazır durmuşken ve start stop yokken durağan halde çok fazla içeri motor sesi aldığını söyleyemeyiz. Sessiz bence. Biraz ufak bir titreşim var ama dizel de bu kadar da normal. Dizelin titremesi. Ufak bir titreşim var. Motor sesi demişken motorumuz, motor sesinden istersen bir şey daha söyleyeyim. Yani normal 100'le giderken herhangi bir motor sesi de almıyor, rahatsız etmiyor. Yani durağan halde böyleyse zaten o hızlarda devir çevirmedikçe çok fazla motor sesi almasını çok rahatsız beklemeyiz. Motor sesi. Motora geçelim istersen. Motorumuz 90 beygir, 1.4 dizel. 1.4 dizel, 205 Nm tork değerine sahip. 1800 devirlerden 2800 devirlere kadar maksimum torku veriyor. 3800 devire kadar da gücünü, maksimum gücünü verebiliyor. Yakıt tüketimi. Yakıt tüketimi yani biraz nasıl diyeyim, kullanım koşullarına göre, özellikle bu şanzımanla da birleşince, burada şanzımandan birazdan bahsedeceğiz. Biraz daha kullanım koşullarına göre değişen yakıt tüketimi var diyebiliriz. Evet. İstersen sen aktar orada tecrübelerini. Yani ben şehir içi kullandığımız zaman 6,5-7 litreler civarı kullanıma göre değişebiliyor. 7 litrelerin üstüne de çıkabilirsiniz ama sakin, nasıl diyeyim, şehir içi kullanım biraz daha sakinleşirse 6 litre civarlarına da inebilir. Şehirler arası da yine 4 litreler de görülebiliyor. 4,5 yani çok sakin litre civarları. 4 litre, 4,5 litre civarında gezebiliyor araç. Motorun katalog verilerine göre 14,7 saniyelik bir 0-100'ü var. İstersen hazır burada müsaitken bir 0-100'de deneyelim. Müsaitse. Hemen başlıyorum. Yani çok geç aldı. Evet, biraz ağır kanlı ve şanzımanı da buradan görebilirsiniz. Gördün değil mi Mehmet'i? Nasıl yığıyor öyle? Evet. Yani bu performanslı kullanımda böyle, hani şehir içi kullanımda bu kadar çok hissettirmiyor aslında. Ara hızlanmaları çok iyi. Vites düşürmesi de iyi. Yani şanzıman biraz baltalıyor. İstersen direkt bunu bahsetmişken şanzımana geçelim. MMT yani Multimode Transmission. Yani öyle bir ismi olması lazım. Aslında yani, tam otomatik değil, yarı otomatik. Tabirini de söyleyecek olursak aslında robotize, otomatikleştirilmiş bir manuel şanzımana sahip. Yani aslında bir debriyaj var orada ama onu sizin yerinize bir robot yapıyor. Yani elektrik destekli bir debriyajınız var. Şanzımanda şehir içinde çok çok aşırı sarsıyor diyemeyiz. Ufak yine hissediyorsunuz ama az önce de gördüğünüz gibi performanslı kullanımda biraz baltalıyor performansı. Öne yapabiliyor vites geçişlerinde. O arada bir acemi kullanıcı vites atışı var. Veya aynen öyle, araca alışamamış, daha yeni kullanıyor falan. Yeni kullanıcı vites atışı var. Böyle bir öne yığıyor, bir debriyajla gazı bir ayarlayamama var bu şanzımanda. Aracın 1275 kilo bir ağırlığı var. Şimdi ben şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Benim bu araç değildi ama yine daha önceki 1.4 dizel Corolla deneyimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Bu aracı bagajı dahil yolculuğu, yüklü bir yolculuk yaptığınızda bu araçla birlikte yokuş kullanımlarında motor biraz turbo boşluğunu size hissettirebiliyor. Yani motor gücü yetmiyor demiyorum. O farklı bir şey ama motorun turbo boşluğunu, eğer turbo doluluğunu yokuşlarda kaybederseniz motor biraz yokuşlarda, tırmanışlarda, yüklü durumlarda sizi üzebiliyor. Bir vites düşürme mi istiyor? Aynen, bir vites düşürme istiyor. Ama tabii ki kesinlikle sizi yarı yolda bırakmıyor da öyle devam edebiliyorsunuz. Ama ondan da bahsetmem gerekirdi. Sürüş, yol tutuş ve direksiyon hislerinden istersen sen bahset. Yol tutuşu güzel. Yani şasisi gayet güven veriyor yolda. Yani direksiyonu biraz davranmıyor. Hafif. Çok da hissiz değil ama çok hafif. Yani hafifliğinden şöyle rölantide çalışırken hani buradan çektiğim zaman tek tur dönecek gibi. Aynen. Sonuna kadar. Tam sol konumundayken sanki vursam tam sağa geçecek gibi. Şöyle buradan çektiğim zaman fır dönüyor. Aynen. Çok rahat. Bu da şehir içi kullanımda aşırı rahat. Aşırı rahat. Ben direksiyonu sevdim şehir içinde ama. İstersen şimdi atladığımız başka bir şey kalmadıysa aracın fiyatından bahsedelim. Yine testimizi Şubat 2020 tarihinde çekiyoruz. Aracımız 2015 model, aktif paket. Yani 120 bin lira civarında bir fiyat etiketine sahip aracımız şu anda. Tabii temizlik durumuna göre, kilometresine göre, daha modeline göre de değişebilir. Ve daha alt fiyatları da olabilir. Bu araç kimlere hitap ediyor kısmını biraz konuşalım. Bence bu araç tam bir aile otomobili. Kesinlikle konforu zaten yerinde. Bu kullandığımız araç da aile tarafından kullanılıyor. Özellikle geniş, ferah bir arka yaşam alanı var. Bunda koyu döşemeler var. Advanced donanımda itibaren gelen açık renk döşemelerle arkası çok ferah olacaktır. Çok ferahlaşıyor. Yani özellikle aile kullanımında çok memnun edecektir diyebiliriz. Zaten bagajından da bahsettik. 450 litre bir bagajı var. Çok geniş. Oraya yani bebek koltuğu, bavullar, her şeyi sığabiliyor arka tarafa. Şöyle bir şey de diyebiliriz. Sonuçta bu araç bir Toyota, Japon otomobili ve direksiyonun şehir içi kolaylığından da bahsettik. Hani yanlış anlaşılmasın ama yaşça ilerlemiş insanlar da bu araçla şehir içinde her türlü işini rahatça görebilir ve bunu yaparken de gayet konforlu yolculuk yapacaklardır. Zaten Corolla'nın öyle bir kullanıcısı var ki AE101 kasa çıkıyor, alıyor 0, yenisi çıkıyor, onu alıyor, bu çıkıyor, yani bunu alıyor, makyajcısı çıkıyor. O yüzden hemen belki de sıfırını değiştirip bunu korumak için böyle bir direksiyonu yer vermiş olabilirler. Memnun kalmışlar ki devam ediyorlar yani. Aynen öyle. Corolla kullanıcısının yüzünü güldürüyor bence. Evet, Corolla testimizden böyle bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın. Evet. Otodolu'yla kalın. Hoşça kalın.